Rüşvet var mıdır, vacip midir? Kadıyla orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde nikaha gerekiyor muyum? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur diliyoruz. Memleketimize huzur diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan memleketimize huzur vermesini, kardeşlerimize hayırlar vermesini ve mazlum Müslümanlara müreffeh yarınlar nasip etmesini dua ederek birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim, yeni bir haftanın ilk akşamındayız ve bugün de muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'nin ilmine başvurmak için buradayız. İnşallah nasip olursa bu programda da değerli hocamızın fıkhi meselelerle ilgili olarak bizleri bilgilendirmesini hep birlikte göreceğiz. Değerli hocamızın ilmine başvuracağız, soruları soracağız, cevaplarını alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İzleyicilerimizin sosyal medya üzerinden ulaştırmış oldukları sorular hazır efendim. Canlı yayına katılıp soracakları sorular gidişatı belirleyecek. İzninizle bismillah diyelim. Tabii. Sevgili izleyenlerimiz, programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Ekrandaki iletişim yollarımızdan 0312 alan kodumuz, 294-4294 telefon numaramız, diyanetesoralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya diyanetesoralım@twitter.com ve diyanetesoralım/facebook.com. Efendim, bu adreslerden de ulaşabilirsiniz programımıza. İlk durağımız bugün Düzce. Arkadaşlarımız bağlantımızı sağlamışlar. Düzce ilk durağımız Mehmet Fethi Özdemir hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Özdemir Düzce'ye. Selamlar efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamlar söylüyorum. Sağ olun. Aleyküm selam. Efendim bir mukabele teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Buyurunuz Fethi Allah Bey. Sizden de razı olsun. Amin. Teşekkür ederim. Hocam biliyorsunuz zaten malumunuz, üç mezhepte vacip ile farz aynı. Yani vacip ve farz denildiği zaman akla farz gelir. Yalnız Hanefi mezhebinde vacip ile farz ayrı, hükümleri ayrı. Bazen bunu biz karıştırıyoruz. Vacibin terki halinde, yapılmaması halinde hükmü nedir? Yani cezası nedir? Farz gibi midir? Yoksa onun ayrı bir cezası veya hükmü mü vardır? Soralım değerli hocamıza. Daha önce derste ben bir şekilde ilmihallerde öğrenmiştim. Derste ben bunu şu şekil söyledim. Öğrencilere anlattım. Vacibin terki halinde hükmü yaptırımı Hazreti Peygamber'in şefaatinden mahrum olmaktır. Bir hoca arkadaş da bunun terki farz gibidir. Yani günahtır ve yaptırımı farz gibidir de bir şey gibi. Soralım. Muhterem hocamıza sorup doğrusunu öğrenelim efendim. Tamam hocam. Teşekkür Peki. ederim. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı beyefendi? Yok hocam. Allah razı olsun. Sıhhat diliyoruz. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz Fethi Bey. Düzce'ye selamlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tahsih yapalım. Peki efendim. Düzeltme. Şimdi tahsihi bazen anlamıyor. Hayır. Tahsih? Tahsih düzeltme demek. Yani nesiller arasında bu iletişimde bir kopukluk oldu. Yani eskinin kullandığı, maalesef. Mesela bizim neslin bile kullandığı birçok kelimeyi bugünkü nesil anlamıyor. Bugünkü neslin kullandığı birçok kelimeyi de biz anlayamıyoruz. Böyle Mümkün bir duruma efendim. Düştük. Doğru. Şimdi tahsih edelim, yani düzeltelim demek şöyle o. Doğrudur. Hanefi mezhebinde vacip var. Diğer mezheplerde bir iki konuda vacip var. Mesela Şafii'lerde haçla ilgili bazı konularda vacip terimi kullanılır. Evet efendim. Ama diğer mezheplerdeki vacip şeydeki Hanefilerdeki farzdan ziyade sünnete daha çok tedabuk ediyor. Yani bizim şöyle diyeyim başka bir ifadeyle bizim Hanefi mezhebindeki vacip denilen birçok şey, diyelim ki Şafii mezhebinde sünnet. Evet efendim. Ama o güçlü sünnet. Mesela kurban. Hanefi'de vacip, Şafii'de sünnet. Evet. Mesela vitir namazı. Hanefi'de vacip, Şafii'de sünnet. Onlarda da isim farklı değil mi hocam? Sünnet, işte sünnet müekket gibi mesela. Şöyle, namazın içerisindeki sünnetlerle ilgili Ebat olarak. Ebat sünnet mesela. Ebat filan diye bir ayrım var ama bunlar müstakil sünnetler. Peki yani namaza bağlı değil. Peki. Yani genelde
Şöyle bir ayrım yapılabilir belki. Farz-ı ameli, farz-ı itikadi diye iki terim var. Farz-ı itikadi denildiği zaman tam Hanefi mezhebindeki farz anlaşılır. Farz-ı ameli denildiği zaman da o zaman Hanefi mezhebindeki vacip anlaşılır. Yani bunların farkı şudur. Farz-ı itikadi de hem ona inanacaksın, inanmak zorundasın, hem de yapmak zorundasın. İnanmazsan kafir olursun, dinden çıkarsın. Yani farz-ı itikadi dediğimiz, yani Hanefi mezhebindeki farz dediğimiz şeyler, bunlardan birisini, herhangi birisini, oruç olabilir, zekat olabilir, efendim hac olabilir veya bir başka bir şey. İnkar ederse kişi dinden çıkar. Niye? Çünkü bunda Kur'an'da sabittir bu. Kur'an'ın bir bölümünü inkar etmiş demektir. Halbuki kitaplara iman, imanın şartlarındandır. Ve kitapların da tamamına inanmak gerektiği gibi her bir bölümüne, her bir ayetine de, cümlesine de inanmak şarttır. Farz-ı ameli ise inkar edildiği zaman dinden çıkarmaz. Ama yapılmadığı zaman günahkar olunur. Ha, fakat demin de söylediğim gibi Hanefi mezhebindeki vacip dediğim şeylerin kahir ekseriyeti diğer mezheplerde sünnet olarak geçer. Peki efendim. Ama terim olarak demin söylediğim gibi farz-ı ameli, farz-ı itikadi diye bir ayrım var. Herhalde bundan dolayı bu kardeşimiz böyle dedi. Peki. Peki vacibi terk eden ne yapar? Hükmü ne? Hükmü ne? Hanefi mezhebinde. Hani bir hocaya danıştım söyledi dedi ya, o doğrudur. Yani farz ile vacip arasında Hanefi mezhebine göre fark, farzı inkar eden dinden çıkar, vacibi inkar eden dinden çıkmaz. Ama farzı terk edenin alacağı günahla vacibi terk edenin alacağı günah eşittir. Aynıdır. Günahkar olur yani. İkisi de günahkar olur. Peki efendim. Ha, bir de şu var. Farz, mesela bir namaz, farz namaz geçirildiği zaman onun kazası da farzdır. Vacip geçirildiği zaman namaz, onun kazası da vaciptir. Mesela şöyle örnek verelim. Vitir namazını kılmadı vaktinde. Evet. Vaciptir Hanefi mezhebinde ya. Sonradan onu kaza etmesi de vaciptir. Kılmalı. He, kılacaktır, kılmalıdır. Kılmazsa borçludur. Veya işte bir insan bir namaza başlamış, ibadete başlamış. O ibadeti tamamlaması vaciptir. Terk etti. Mesela orucu bozdu. Nafile oruca başladı. Orucu bozdu. Kendine vacip olmuş. Vacip oldu. Hmm. Başladığı için vacip. Başladığı için. Yani başlamakla kendi kendine vacip kıldı demektir. Ama sonuç şu. Vacibi terk etmesi halinde, müstakil vacipleri terk etmesi halinde günahkar olur kişi. Ama bu vacip değildir, böyle bir ibadet yok derse dinden çıkmış olmaz, yine günahkar olur. Peki. Farz arasındaki fark bu. Peki efendim. Herhalde en önemli ayrım bu itikadi ve ameli dediğiniz az yani önceki nokta. Yani o bu terim net olarak yani. Böyle kullanılıyor, terim olarak Allah ama razı olsun. Doğrusu çok fazla hani hangi örnek var buna dersen aklımda yok öyle bir örnek. Gayet net oldu hocam yani hani evet. Bu noktada arzu etmek isteyenler. Efendim devam ediyoruz. Çorum'dan bir bağlantımız hazır. Hoş geldiniz. Çorum'a selamlar, iyi akşamlar efendim. Aleyküm selam hocam. Tekrar selam aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olun. Buyurunuz efendim. Hocam öncelikle ellerinizden öpüyorum. Böyle bir program yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi cahillere bilgilendiriyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Dua edin inşallah. Duacıyız hocam. Allah razı olsun cümlemizden. Hocam ben köyde oturuyorum. Annem babam sağ, evet. Bir evim bir oğluyum. Yalnız sigortamı yatıramıyorum. Şöyle bir durum. Diyorum ki anne gideyim ben sigortam için çalışayım. Biraz bir iki sene sigortayı başlandırayım geri geleyim diyorum. Babam git diyor. Defol git diyor. Kötülükle söylüyor tabii git diye. Ama annem de ağlıyor. Oğlum gitme bize kim bakacak diye. Bu durumda ben ne yapmam gerekiyor hocam? Kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım hocam, bekarım. Gelirim yok. Maddi durumumuz iyi değil. Bir de namaz kılıyorum. 5 vakit kılıyorum. Allah'a şükürler olsun. Cemaat iade etmeye uğraşıyorum. Camiye gidiyorum. Evet. Gidemediğim vakit evde kılıyorum. Babam buna da çok karşı geliyor namaz kıldığıma, ibadet yaptığıma. Bu yüzden de beni çok bunaltıyor. Evet. Ne yapmam gerekiyor bu durumda? Anlatalım. Soralım muhterem hocamız efendim. Ekleyeceğiniz başka bir mesele... Yok, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Çorum'a selamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli hocam. Evet, arkadaşımızın, kardeşimizin durumu biraz değişik gerçekten. Yani genelde babalar namaz kılar, oğullarını namaz kılmaya teşvik ederler. Ama bazen böyle de oluyor. Maalesef. Ha. Şimdi bir defa namaz kılma konusunda babasını dinleyemez.
dinleyemez. Çünkü birisi Allah'ın emridir. Ve Allah'ın emri her şeyin üstündedir. Ve Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyuruyor ki, Allah'a isyan konusunda yaratıklara itaat edilmez. Yani bir yaratık, insan baba olabilir, ana olabilir, bir başkası olabilir. Sizi Allah'a isyan etmek konusunda ısrar ederse ona itaat etmeyeceksin. Hatta öyle ki bakın, Allah'ı inkar etmesi için birisi canla tehdit ediliyor. Canla tehdit ediliyor. Ha o orada gösteriş olarak kalbi sağlam olmak kaydıyla inkar edebilir. Ama etmez de ölürse şehittir. Yani bu kadar Allah'a itaat önemli. Ayrıca yani ebeveyne itaatla ilgili ayet-i kerimelerden birisinde onlar diyor seni isyana teşvik etmedikçe onlara itaat et. Bu anlamda. Dolayısıyla ebeveyn ister ana olsun ister baba olsun evladına namaz kılma diyorlarsa veya şu günahı işle diyorlarsa onu dinlemez. Onu dinlemez. İnşallah Allah bu durumdaki babasına da ıslah etsin diyelim. Yani başka ne diyelim. Yani namaza devam etsin, babasını dinlemesin. Ha peki köyü terk etme konusunda babası git diyormuş, anası gitme diyormuş. Peki ben ne yapayım diyor. Doğru. Şimdi acaba anası babası bunların fiili hizmetine muhtaç mı? Yoksa ana baba kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? Şimdi evladın kazanamayan, geliri olmayan ana babanın nafakasını temin etmesi vazifesidir. Yani bu ana baba geçinebilmesi için paraya ihtiyaç var. Bu parayı kazanamıyorlar. O zaman evladın çalışıp kazanıp hem kendi hem de ana babasının nafakasını temin etmesi gerekir. O onun görevidir. Tabii başka kardeşleri var mı? Onların durumu nedir? Onu da ayrı, tabii onları da sormak lazım. Yani ana baba eğer ihtiyaç sahibi ise ve nafakaya muhtaç iseler, evlatlarının tamamı onun nafakasını temin etmekle yükümlüdürler. Sadece birisi değil. Evet efendim. Ama eğer burada anası, babası bu çocuğun, bu gencin fiili yardımına muhtaç. Yani şahsi ihtiyaçlarını göremiyorlar. Evet. O zaman orada kalıp onlara hizmet etmeli. Ama tabii yaşı da 30'a gelmiş, bekarmış. Bu insan evlenecek de, evlenmeli de. Eğer şey değilse... Bedeni ihtiyaçları yoksa, özür noktasında... Yoksa çalışmak için gidebilir. Annesinin bu anaya isyan sayılmaz. Peki. Peki efendim, gönlünü alarak o zaman annesinin tabii, inşallah yani o çalışmaya gidebilir. Tabii yani onun gönlünü alarak, ikna ederek peki çalışmaya gidebilir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Ankara'dan Murat İnce hattımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Sayın İnce. Hoş bulduk. Aleyküm selam hocam. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Hocam 3 tane sorum var ama. Buyurunuz. Değerli hocam dinliyorlar. Murat hocam Bey. Benim şu an bir evim, bir arabam, 3 tane de devre mülküm var. Evet efendim. Bunların zekatını nasıl hesaplayacağım, nasıl vereceğim? İkinci sorum... Şöyle efendim, evde oturuyorsunuz, araba zaten zatınıza ait, biniyorsunuz. Evet. Üçte devre mülk var. Peki. Evet, 3 tane devre mülküm var. Peki. Zekatlarını nasıl hesaplayabileceğim? Başka bir soru. Birine 5.000 lira TL para verdim. Karşılığını altın olarak istedim, anlaştık. Ve karşılığında bana altın verdi. Ben altınları bozdurunca... Elime 6.000 lira geçti. Ya bu 1.000 lira faize giriyor mu? Peki. Anlaşırken altın olarak istediniz. Doğru mu efendim? Soralım evet, muhterem doğrudur. Hocamıza uygulama doğru mu? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Buyurunuz, buyurunuz Sayın İnce. Şimdi ben meslek icabı kazandığımızdan daha az sigorta primi yatırıyoruz. Örnek vereyim. Asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırıyoruz ama kazancımız daha fazla. Evet efendim. Yani bunun dinen bir sakıncası var mı? Peki, teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar Sayın İnce. İyi akşamlar diliyoruz. Evet muhterem hocam. Ev, araba, 3 devre mülk. Zekat. Evet, şimdi zekat hangi mallara lazım? Bunu çok konuştuk. Hangi varlıklardan dolayı zekat gerekir? Bir defa zekat artıcı olması lazım o malın. Namide. Yani diğer şartlarının yanı sıra. Yani nisap miktarı olacak, üzerinden bir sene geçecek. Asli ihtiyaçlardan ve borçlardan fazla olacak bu şartların yanı sıra bir de artıcı ki ona biz nema artmaya, nema artıcıya da nami diyoruz.
nami olması lazım. Yani artıcı olması lazım. Peki hangi mallar artıcıdır? Ticaret malları çoğalıyor, kazanılıyor. Doğru efendim. Hayvanlar doğuruyor, çoğalıyor, artış kabul ediliyor. Bir de altın, gümüş ve para. Tabii eskiden şimdiki gibi kağıt para yoktu. Altın vardı ve gümüş vardı. Altın paraya dinar deniyor idi, gümüş paraya da dirhem deniyordu. Zamanla iktisadi hayat zayıflamaya, devletler fakirlemeye başladı. Başka madenlerden para darbettiler, para yaptılar. Onlara fülüs veya fels dendi. Onların da durumuna göre çok değişik isimleri var. O yapıldığı madene göre, içindeki gümüşün oranına göre vesaire. Yani o da para olarak geçmeye başladı. Peki bu para mıdır değil midir? İslam alimleri tartıştı epey. Mesela Şafiler ona para demedi. Ama Hanefiler para dedi. Şimdi o şey, altın ve gümüşün dışındaki o paraların yerini kağıt para aldı. Ama sonuçta bu bir varlık mı, kağıt para? Varlık. Varlık. Bir değer. Evet. Ben o parayı verdiğim zaman mal alabiliyorum, o kağıdı verdiğim zaman. Altın alabiliyorum, gümüş alabiliyorum. Dolayısıyla altın, gümüş ve kağıt para aynı statü olarak kabul ediliyor. Ve bir de buna da hükmen artıcı diyor. Evet. Yani bir hakikaten artan, hakikaten nami olan, demin söyledim, ticaret malı, hayvanlar. Hükmen artıcı olan, hükmen nami olan, o da altın, gümüş ve para. Peki efendim. Bir de tabii ziraat mahsulleri var, o bir ayrı. Şimdi zekat farz olması için bu türlerden olması lazım diyor fukaha. Gelelim soruya. Arabam var diyor. Araba bir ihtiyaç olarak kabul ediliyor. Mesela eskiden, bugün araba yoktu da at vardı, deve vardı. Ve atın, devenin kalitesizliği vardı, kalitesizi vardı. Ve bu daha senin, bu atın pahalı, buna zekat ver, bu ucuz, buna verme falan yoktu. Bu ihtiyaçtır, ona zekat verilmiyor. Evde de keza aynı şekilde. Yani devre mülkler var şimdi. Ev arabayı geçtik o zaman. Geçtik. Bunlara zekat yok. Devre mülk. Eğer kendi kendine para kazanıyor mu? Kazanmıyor. Durduğu yerden bazen değer bile kaybediyor. Gerçi ticarette de insan değer kaybedebilir. Ayrı konu ama orada kazanma ihtimali de var, kaybetme ihtimali risk de var. Risk var. Durup dururken o şey, devre mülk, para kazanmıyor. Ticari değil. Ama satmak maksadıyla aldıysa o zaman ticarete girer. Yok öyle değil de işte 3 tane devre mülkü var, çeşitli zamanlarda gidiyor, orada dinlenip geliyor. Bundan dolayı da zekat gerekmez. Peki efendim. İkinci sorusu. Para ve almış, herhalde bu biraz farazi bu soru. Yani borç verdim diyor, 5.000 lira. 5.000 lira borç verdim, alırken sonra altın, altın aldım diyor. Eğer borcu verirken, ben bu borcu sana veriyorum arkadaş. Ama alırken, diyelim ki bugünkü 5.000 liranın değeri 5 gram altın. İse diyelim. Ha, alırken senden 5 gram altın alırım ha dersen, bu olmaz. Altını enzeksi itme, bu borcu. Yani bu ya, olabilir diyenler varsa da olmaz. Yani genel kanaat bu, benim kanaatim de öyle. Ama 5.000 lira verdik, sonra ödemeye geldi durum. Borçlu dedi ki, ya benim param yok ama elimde şu altın var, bununla uğraşmayayım, al sana bu altını vereyim, biz sulh olalım. Bizim halk arasında ödeşelim derler. Peki efendim. Sulh olalım dedi. Borç veren de kabul etti, bu olabilir. Bu olabilir. Fakat demin söylediğim gibi bu şart koşulursa vesaire, o zaman sıkıntılıdır. Çünkü nitekim zaten diyor ki, arada altın bin diyor, bu değeri diyor, 6.000 lira diyor. Şimdi ya sen benim paramı 5 sene kullandın. Artık o şu fiyata geldi arkadaş, onun yerine şu kadar altın ver derse, öteki de zorlarsa falan, o caiz olmaz. O zaman caiz değil. Gönül rızası ile sulh yaparlarsa karşılıklı her ikisi de. Ama ödeme zamanında. Ödeme zamanında. Daha önceden şart koşma falan olmayacak. Peki efendim. Yani o altın yerine diyelim başka bir şey de verebilir. Başka mal da verebilir. Peki. Üçüncü sorusu neydi? SSK'yı asgari ücret üzerinden gösterip de maaş farklı şimdi, olduğunda... Ben bir defa hep şunu söylüyorum. Kanuna hile yapmak doğru değildir. Yani devlet bir kanun koymuşsa, o kanunun gereği olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yapmalıyım. O kanunda hile yaparak menfaat temin etme ciheti ben doğru bulmuyorum. Efendim devam ediyoruz. Bir sosyal medya sorusu. Aslında iki izleyicimiz de aynı meseleyi sormuşlar. Bir tanesi, benim eşimin maddi durumu çok iyi değerli hocam. Bir mehir noktasında biraz zaman sonra inşallah evleneceğiz demiş. Nikahımız kıyılacak. Bundan maddi bir şey istememe gerek yok ama beni teheccüde uyandırmasını,
efendim sabah namazına beni kaldırmasın, uykum ağır demiş. Böyle bir şey isteyebilir miyim? Diğeri de mehrin süresi var mıdır? Burcu yağmurlu, mehrin süresi var mıdır ve ne zamana kadar yerine getirilmeli demiş. Şimdi bu mehrin mal olması, bir değer olması lazım. Evet efendim. Gece teheccüde kaldırmak bir mal olmadığı gibi bir karşılığı olan bir menfaat da değildir. Yani herhalde tarihte hiçbir karı koca aralarında gece teheccüde kaldır dedi diye para vermez. Evet. Dolayısıyla bu mehir olmaz. Ha, şunu soruyorlar, efendim beni hacca götürmesi için. Sonuçta orada bir menfaat var. Orada bir menfaat var. Yani hep maddi külfet var, şey var ya, yani beni işte mehir olarak hacca götürmek istiyorum, umreye götürmek istiyorum dediği zaman hani beni omuzuna alıp da öyle götür demiyor. Benim masrafımı çek götür diyor. Doğru. Orada bir para karşılığı. Ama teheccüd veya sabah namazına kaldırma, bunlar bu türden değil, bu mehir olmaz. Mali durumu iyi de olsa mehir almak lazım. Alacak. Peki. Ha, bu bir. Ha, almayabilir. Bir de o var, evet efendim. Almayabilir. Yani şöyle, mehir hakkıdır. Ama o hakkından vazgeçebilir. Bağışlayabilir eşine. Evet. Ama benim mehrim işte teheccüde kaldırmaktır, beni kaldıracaksın. Yok. Ama şu var ki, eşlerin birbirini teheccüde, namaza kaldırmasını Peygamber Efendimiz evet, teşvik ediyor. Evet. Hem de öyle ki, mesela insan uyuyor, uykusu ağır falan, böyle yüzüne hafif hafif su serperek, onu böyle öfkelendirmeden falan bu teşvik ediliyor. Şimdi gelelim ikinci soru. Mehir ne zaman hak edilir? Evet. Şimdi daha öncelerden konuştuk. İki türlü mehir var. Bir, peşin olan mehir, buna mehri muaccel denilir. İki, daha sonra verilecek olan mehir, buna mehri müeccel denilir. Mehri muaccel, yani şunu diyebilir hanımefendi, yani evlenen gelin hanım, şunu diyebilir. Ben mehrimi peşin isterim. Damat da kabul etti. Bu durumda peşin vermek zorundadır. Acil yani mehir. Muaccel peşin demek. Peki. Ve böyle bir durumda mehri vermediği takdirde gerdeğe girmeyebilir kadın. Gelin. Evet efendim. Ha. Peki mehir peşin değil, muaccel değil de müeccel ise. Fıkıhtan konuşuyoruz. Hay hay efendim. Yani bazı insanlar bizim fıkıhta söylediklerimizi terse döndürüyor. Ya biz kimseyi bu konularda zorlamıyoruz ki. Biz kitapta olanı anlatıyoruz. Ha. Ama vadeli olması şart koşulmuşsa, burada iki durum söz konusu. Ya vade belirlenmiştir veya belirlenmemiştir. Yani demiş olabilir ki, diyelim ki hasat zamanı bellidir. İşte hasat zamanı gelince mehrimi isterim. Tamam diyor da veririm diyor. O zaman hasat zamanı gelince verir. Fakat öyle değil de sadece işte şu kadar, yani genelde bir adet haline gelmiş, şu kadar mehri muaccel, şu kadar mehri müeccelle falan gibi ifadeler kullanıyor. Tabii böyle bir ifade kullandığı zaman taraflar bunu ne kadar anlıyor, ne kadar anlamıyor, o da ayrı bir dert. Bir şey. Ama diyelim bunu biliyorlar. Vadede koşmamışlar. Evet. Ha, o zaman ne zaman bu mehri koca eşine vermek mecburiyetindedir? Şayet boşanma hali söz konusu olur ise, o zaman vermek zorundadır. Evet. Bu bir. İki, taraflardan birisinin vefatı halinde de artık bu peşinlik arz eder. Yani diyelim ki koca öldü, hanım kaldı. O zaman ne olacaktır? O bıraktığı mirastan borç olarak eşine, hanımına o mehir verilecektir. Veya ters oldu. Hanım öldü, koca kaldı, eş kaldı. O zaman da o hanımın mirasçılarına o mehir verilecek. O mehir verilecek. Yine koca mirasçılar için. Yani ne zaman diyelim ki teekküd ediyor, verilmesi mutlaka gerekli hale geliyor. Vade konulmuşsa vade dolunca, konulmamışsa evlilik sona erince. İster ölümle olsun, ister boşamayla olsun. Efendim devam ediyoruz. Samsun'dan bir katılımcımız, izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz. Samsun'a selamlar efendim. Aleykümselam. Selamun aleyküm hocalarım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim. Ben bir sorum olacaktı. Benim kızım var, 10 aylık şu anda. Evet. Ben onu emziriyorum, yani emzirmeye devam ederken tekrar hamile kaldım. Şu an 2 aylık hamileyim. Doktorum dedi işte karnındaki 6 aylık olana kadar emzirebilirsin. Ben onu soracaktım. Yani hani dışarıdakine de içeridekine de bir zulüm oluyor mu? Bir adaletsizlik oluyor mu? İşte ne yapmam gerekiyor? Hani hocam o konuda ilmine danışacaktım. Evet. Soralım değerli hocamız efendim. Tabii bu iki yavruyu hayırlar diliyoruz. Samsun'a selamlar, iyi bu akşamlar. Bu iki yavruyu da anne besleyecek.
Eğer birisine diyelim ki fazla verdiği zaman diğerinin hayatı tehlikeye girecekse onu dengelemesi lazım. Burada doktorun dediğine itibar etsin. 6 ay. Yani 6 aya kadar emzirebilirsin diyor doktor. Ara sıra tabii kontrole de gidiyorsa o bebeğin, ana rahmindeki bebeğin gelişmesi de takip ediliyor demektir. Geniş besinde bir eğer yavaşlama vesaire olursa zaten doktor söyleyecektir onu. Dolayısıyla hayattaki olan o 10 aylık bebeği emzirmesinde bir sakınca yok. Ama diyelim ki emzirmesi rahimdekine zarar veriyorsa zamanımızda farklı yöntemlerle de bebekler beslenebiliyor. Doğru efendim. Yani değişik, evet ana sütünün yerini tutmuyor hiçbirisi ama. Ama yardımcı maddeler var. Yardımcı maddeler var. İşte onu birçok mesela nitekim sütü olmayan anneler var. Sütü gelmiyor. Doğru. Veya kesiliyor. O çocuklar, o bebekler besleniyor bir şekilde ve yetişiyor. Yani bu da bir yoldur. Burada önemli olan şey çocukların her ikisini de gıdasız bırakmamaktır. Doktorun? Doktorun tavsiyesine uyar. Ama diyelim doktor da yanıldı, o da olabilir, o da mümkündür. Öyle bir durumda tabii o zaman ne yapar? İşte emzirmeyi azaltır veya keser, onu harici şeylerle besler. Çünkü onun harici şeylerle beslenmesi mümkün. Ama içeridekini harici şeylerle beslemek mümkün değil. Peki. Efendim, inşallah hayırla evlatlarını yetiştirmesi, eline almasını Cenab-ı Allah nasip eder. Servet Efe, Konya'dan attığımızda. Hoş geldiniz Konya'ya, selamlar Sayın Efe. Teşekkürler efendim. Ben hocama bir sorum olacaktı. Buyurunuz Servet Bey. Şimdi bizim iş yerinde bir mescidimiz var. Fakat buraya yabancı girip çıkamıyor. Onun için burada cuma kılınır mı kılınmaz mı? Hocama bunu soracaktım. Evet. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok, teşekkür ederim. Peki çevre fabrikalardan veya iş yerlerinden de mi kimse gelmiyor efendim, giremiyor? Hayır, sadece peki. Kendi iş yerimizden. İzin, yani kapı şey var mı, izin var mı efendim, namazı kıldıran kişi müftülükten izinli bir imam mı? Yok ya, başka bir, yani sağdan soldan gelen imamlarla kıldırılıyor burada. Ben bunu soracaktım hocam. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Konya'ya selamlar Sayın Efe, iyi akşamlar efendim. Evet, evet. Bu zamanımızda bu tip şeyler epey bir sorun olmaya başladı. Mesela kışlalar var. Doğru. Kışlalarda cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı? Veya bu fabrikalarda kılınır mı kılınmaz mı? Hatta hapishanelerde. Doğru efendim. Mesela bir hapishane düşünün ki binlerce insan var orada. Ve içerisinde de cami var. Bu hapishanedeki insanlar oraya gelebiliyor. Doğru. Veya memurlar gelebiliyor dışarıdan. Biz böyle bir durumda burada namaz kılınabileceğini söylüyoruz. Kışlalarda da aynı şekilde. Fabrikalarda şimdi içeriye girişe izin verilmiyor diyor. Yani tabii o nasıl bir fabrika? Yani stratejik önemi olan fabrikalar olabilir belki ama. Olabilir efendim. Normal sıradan fabrikalara müşteri de geliyor, başkası da geliyor. Mesela ben de İstanbul'da bir fabrikada kıldırdım. Epey bir önceki zamanlarda. Ama oraya dışarıdan müşteri de geliyordu veya komşu fabrikadan da geliyordu. Ve bir problem olarak o görmüyorduk. Şimdi burada tabii cuma namazının kılınabilmesi için namaz kılınan yerin umuma açık olması lazım. Bu bir şart. Bir de namaz kıldıran kişinin görevli veya izinli olması lazım. Başka şartlar da var tabii ama bu konuyu ilgilendiren bu ikisi var. Şimdi bu izinli olması çok problem değil. Çünkü o izinli olması daha çok idari bir problem oluyor. Yani o da şu, tabii kabileler vardı eskiden, aşiretler vardı. Diyelim cemaatler var, tarikatlar var vesaire. Bunların çeşitli kabilelerin veya işte aşiretlerin adamları varsa ve bunların her ikisinde cuma namazı kılacak durumda liyakatları varsa bazılarının, o zaman arada sürtüşme olabilir. Yani senin adamın kıldırsın, benim adamım kıldırsın. Buna meydan vermemek için devletin izin verdiği birinin olması lazım, kaydı konulmuş fukaha tarafından bir maslahat gereği. Ama böyle biri yoksa cemaat kendi arasında uygun birini seçer ve onunla cuma namazı kılar diyor. Evet. Dolayısıyla burada devlet izni çok problem değil. Ha, diğeri, bunu iki türlü anlamak mümkün. O fabrika içerisinde, sahası içerisinde oraya herkes gelebiliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ha, bu umuma açıktır. Muhtemelen misafir. Şeklinde bir şey yapılabilir. Yapılabilir. Ha, denilebilir ki, burada, yani bu bir değerlendirme meselesi.
Bir de buraya evet içeridekiler geliyor ama dışarıdan geleni almıyorlar. O zaman umuma açık değildir denir. Ben birinci görüşü yani o madem ki o fabrikanın içerisindeki olanlar herkes gelebiliyor, burası umuma açık olarak değerlendirilebilir şeklinde düşünüyorum. Cuma namazı kılabilirler. Ama eğer tereddütleri varsa sonrasından bir öğle namazı kaza ederler. Ve o vakitte zaten problem değilse daha önceki bir namazın yerine geçer. O kaza namazı olur. Peki. Yani, zuhur ahir olarak değil, o kaza olarak. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Mehmet Demirci hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Demirci. İstanbul'a selamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben şimdi hocama şöyle bir sorum var da. Ben büyükbaş hayvan besliyorum kurbanlık. Evet. Bunlar da sadece büyükbaşın bir yaşını doldurduğunda kurban olduğunu biliyorum. Ama şimdi de şöyle bir şey var. Kapak atma diye. Yani süt dişini sökme diye bir şey var. Ben sattıklarımdan birkaç tanesi sökmemişti. Yani kapağını atmamıştı. Biz bunları sattık ama acaba bu bize bir şey var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Yaşını doldurduğunu biliyor muydunuz efendim? Evet biliyorum. Peki. Soralım. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok. Soralım muhterem hocamıza, öğrenelim bu işin inceliklerini. İstanbul'a selamlar, tamam. Sayın Demirci, iyi akşamlar. Evet. Soru daha öncelerden de geldi ama aradan zaman geçti mi geçmedi bilmiyorum ama bu soruyu iyi hatırımda. Şimdi sığır cinsinden 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Yani 1 yaş dedi beyefendi ama. Bu arada yanlış söyledi galiba. Efendim. Bu 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Hay. Yalnız şunu söyleyeyim, hadislerde şu yaşını doldurma bu yaşını doldurma diye geçmiyor. Müsin ve müsinne ifadeleri kullanılıyor. Ve Arapçada müsin, küçükbaş hayvanlarda yani keçi koyun cinsinden 1 yaşını dolduran, sığır cinsinden 2 yaşını dolduran, deve cinsinden de 5 yaşını dolduran için kullanılan ifadeler, tabirler bunlar. Evet. Ama koyunla ilgili özel bir hüküm var Peygamber Efendimizin hadisi. 6 ayı geçmiş ve iri ise, anası gibi iri ise o zaman o kurban edilebilir. Ama diğer hayvanlarda böyle bir şey yok. Yani burada önemli olan şey 2 yaşını doldurma. Ki bu hükmü konulduğu Resulullah döneminde kullanılan takvim kameri takvim. Yani ay takvimi ki yani bizim Recep, Şaban, Ramazan filan dediğimiz ki onlar da bazen 29 bazen 30 oluyor biliyorsunuz. Ve sene 355 gün. Evet. Dolayısıyla bir hayvanın doğumunun üzerinden büyükbaş hayvanın 710 gün geçtiyse 710 gün. Yani ne oluyor şimdi? 2 sene 350'lerden 700. Efendim, 355 olduğuna göre 710 doğru. Gün geçtiyse kapak atmasa bile o kurban edilebilir. Şimdi kapağın atıp atmaması genelde işte bu yaşta kapak atar onun için bu ölçüdür. Dini bir ölçü. Mesela şöyle diyelim. Çocuklar ergenlik çağına gelirken bir şey var. Diyoruz ki 12 yaşına geldiği zaman genelde erkek çocuklar ergen olurlar. Ama oluyor ki bazen olmuyor, 13 yaşında ergen doğru efendim. Ama tabii onda durum farklı. Orada 12 yaşını geçti halde ergen olmamışsa mükellef değil o. Ama bu ona benzemiyor. Çünkü burada ölçü 2 yaşını doldurma. Kapak atma değil. Dolayısıyla 2 yaşını doldurmuşsa, kesin olarak bunu biliyorsa... Doldurduğunu biliyoruz dedi. Bir sorumluluğu olmaz. Peki. Ama tabii şimdi hayvanlarda zaten aynen nüfus cüzdanı falan var biliyorsun. Doğru, doğumları daha önce falan, ifade etmiştiniz efendim. Tabii kurban alacak olan kişiler... onları isteyip bakmalılar. Çünkü bazen öyle iri oluyor ki hayvan. Bilinemiyor yani. Hatta 6-8 aylık bazen oluyor. 2 yaşındaki gibi yeni cins. Böyle suni yemlerle falan da besleniyor. Şişip kalıyor hayvan. Evet. Efendim devam ediyoruz. Muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'ye sormaya, bilgilenmeye devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İstanbul'dan Cemal Bakış kanatımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar Cemal Bey. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Ben de selam söylüyorum. Aleykümselam. Hocama 3 tane sorum var. Buyurunuz Cemal Bey. Birinci sorum hepsi namazla ilgili gerçi de. Birinci sorum bu kazaya kalmış namazlar eğer değişikse, diyelim ki bir insan günde 1-2 tane vakit kaçırmışsa ya da ne bileyim uzun bir süre sabah namazlarında kalkamamış, uykuda kalmış, kalamamış. O şekilde yani böyle devamlı bir kazaya bırakma şeklinde değil de bu şekilde olursa bunları tek tek mesela diyelim ki sabah namazlarını toptan kılabilir mi ya da ne bileyim
nasıl olması lazım onu soralım. Bir soralım. Buyurun efendim, diğer sorunuzu alalım. İkincisi ise diyelim ki imam sesli okuması gereken yerde yanıldı ve sessiz okudu. Ya da ne bileyim tekbirleri sessiz aldı. Bu durumda namaz bozulur mu? Ya da ne bileyim biz tek başımıza namaz kılarken sesli okursak ya da bu sesli okunacak yer, daha doğrusu kendi başımıza kıldığımız için tabii sessiz okumamız lazım. O şekilde olursa sesli okursak ne gibi şey olabilir? Soralım efendim. Bunu öğrenmek istiyorum. Üçüncü bir sorum da iş yerlerinde Şafii arkadaşlarımız var. Bunlar işte diyorlar ki bizim mezhepte abdestten sonra kurulanmak yok. O şekilde ıslak ıslak işte halılara, seccadelere basıyorlar. Oraları ıslatıyorlar. Biz de tabii orada Hanefi olarak namaz kılıyoruz. Acaba bizim mezhepte kurulanmak gerekiyor. Yaş yerlerde bu şekilde bir namaz kılmamızda Hanefiler açısından bir sakınca olur mu? Onu öğrenmek istiyorum. Peki efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Cemal Bey, İstanbul'a selamlar efendim. Namazları kaza ederken illa bir başlayınca beş vakti birden kaza edecek diye bir kayıt yok. Yani o kerahat vakitlerin dışında aynı anda beş sabah namazı, iki öğle namazı kaza edebilir. Veya bütün diyelim ki kişinin öğle namazı borcu yok, akşam namazı sabah namazı borcu var. O sabah namazını kaza eder. Bunda bir sakınca olmaz. Ancak sahibi tertip dediğimiz yani üzerinde beş vakitten fazla kaza borcu olmayan kişi ise o geçirdiği namazı bir sonraki namazı kılmadan önce kaza etmesi lazım. Bu sahip tertip için geçer. Sahip tertip yani beş vakitten fazla kaza borcu olmayan kişi için. Peki efendim. Şimdi ikinci sorusu vacipler konusu. Daha doğrusu okuma. Şimdi cemaatle kılınan namazlarda biliyorsunuz sabah namazında akşam ve yatsının ilk iki rekatlerinde açıktan okumak vaciptir. Bunun dışındaki namazlarda da gizli okumak vaciptir. Rekatlerde veya namazlarda. Tabi cuma namazı, bayram namazı, teravih namazı cemaatle kılındı. Onlar da açıktan okunur. Şimdi açıktan okunması gereken bir yerde gizli okursa, bilmeyerek, unutarak vacibi terk etmiş demektir. Sehiv secdesi yapacaktır. Veya ters olursa, gizli okuması gereken yerde açıktan okursa yine aynı şekilde vacibi terk etmiştir, sehiv secdesi gerekir. İntikal tekbirlerinde bu önemli değildir. Yani illa sesli alma şartı yoktur. Olur ki imam efendi unutmuş, olabilir. Sessiz rükûa eğilmiş, cemaat de bunu fark etmiş, onlar da eğilmiş. Namazlarına bir halel gelmedi. Kişi kendi münferit başına, olarak, evet. Kendi başına münferit olarak namaz kılarken isterse o tüm namazlarını gizli okuyabilir. Yani o cemaatle kılındığında açık okunan rekatlar namazlar akşam, var ya. Yatsı, sabah. Akşam yatsı sabahın ilk iki rekatleri. Bunlarda isterse gizli okur, isterse açık okur. Yani tek başına kılıyor. Buna bir sakınca yok. Evet. Ve gizli okuduğu için veya açıktan okuduğu için sehiv secdesi gerekmez kendisine. Ama gizli okunacak olan namazları açıktan okursa. Mesela işte öğle namazının farzının son iki rekatını. Öğle namazının dört rekat farzını veya ikindi namazının dört rekat farzını, akşamın son rekatını, yatsının son iki rekatını gizli okuması gerektiği halde eğer açıktan okursa, eğer unutarak okursa sehiv secdesi yapması gerekir. Kasten okursa o zaman o namazı iade etmesi vacip olur. Çünkü vacibi kasten terk etmiş demektir. Peki efendim. Bir sorusu daha mı vardı? Şafii mezhebindeki ha, doğrudur, şey, doğrudur. Doğrudur. Şafii mezhebinde böyle bir şey var. Ama Hanefi mezhebinde yok. Yani şöyle, abdest alındığı zaman kurulanmanın hükmüyle ilgili farklı görüşler var. Ama bu kurulanmakla ilgili. Tabii Şafii mezhebinde abdest alan kişinin şıplak ayakla seccade üzerine basması halinde o sakıncalıdır. Veya evde diyelim ki şıplak ayakla gitti, sonra onun oraya, onun bastığı yere basıldığı zaman sakıncalıdır. Onun için Şafii mezhebinde bu var. Yani abdest aldıktan sonra çorap giyilmeden çıplak ayakla yerlere basılmaz Şafii mezhebinde. Ama Hanefi mezhebinde böyle bir sıkıntı yok. Peki. Efendim devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz gelen soruları değerli hocamıza yöneltmeye. Seyit Bey hocama selamlar. 37 yaşında Şafii mezhebine üye bir kardeşinizim. Abdest almadan önce taharet alırken çok uğraşmama rağmen abdeste yöneldiğimde birkaç damla idrar aktığını hissediyorum değerli hocam. Hasta değilim ama çok muzdarip oluyorum. Bundan dolayı namazımın olmayacağını düşünüp kılamıyorum. Ne yapmam lazım demiş.
Şimdi tabii üye tabirini kullandı. Mezhebe üye olunmaz. Mezhebe evet. intisap edilir, mensup olunur. Ama kullanım hatası şey değil. Tabii idrar abdesti bozar. Eğer özür sahibi değilse, idrar kesilinceye kadar beklemeli. Ondan sonra abdestini almalıdır. Abdest aldıktan sonra idrar damlama geliyorsa abdesti bozulur. Yeniden abdest alması gerekir. Bu konuda mezhepler arasında bir ayrım olduğunu ben bilmiyorum. İster Şafii olsun, ister Hanefi. Ama eğer bu hiç kesilmeden devam eden bir akıntı olsaydı, o zaman özür sahibi diyecektik ve namaz vakti şartları farklıydı yani. Namaz vakti çıkınca abdest bozulur. Dolayısıyla yeniden işte o namaz vakti içerisinde bir abdeste dilediği kadar namaz kılabilir diyecektik. Ama hasta değil. Bu kardeşimiz o zaman tavsiyeniz değerli hocam. Bu tavsiyem o tekrar abdest alsın namaz kılmadan önce. Peki. Efendim devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Gelen bir başka soru da şu kıymetli hocam. Kızım birisini seviyor diyor değerli hocam. Babası da buna karşı çıkıyor. Evimizde sıkıntı var. Kimden taraf olmalıyım? Günahı var mı? Niye karşı çıkıyormuş? Irk mevzu yüzünden karşı çıkıyormuş hocam. Şimdi bir defa İslam'da ırkçılık yasaktır. Onu bir şey yapalım. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisi nettir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Takva nedir? Allah'a olan kulluğu yerine getirme, Allah'ın yasaklarından kaçınma konusundadır. Dolayısıyla ırk ayrımı hiçbir şekilde dinimizde bir ayrıcalık veya ne bileyim bir şey sebebi değildir. Yani Türk'ün Arap'a, Arap'ın Türk'e, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e veya işte Alman'ın bilmem Türkiye Türk'ün Alman'a böyle bir üstünlük söz konusu değil. Dinimizde ırkçılık yasaktır. Ha insan milletini sever, yükselmesini ister ama ümmet o bilinci önemlidir. Dolayısıyla Müslüman olduktan sonra ve diyelim ki kötü yönleri olmadıktan sonra ırk ayrımı hiçbir şekilde evliliğe engel değildir. Tabi burada bu durumdaki kız çocuğu ise ister erkek ister kız olsun ailesini de ikna ederek bu evliliğe yanaşmalıdır. Ve buna rağmen ailesine rağmen bir şey yapması da hoş karşılanmaz tabi. Ama aile de buna engel olmamalıdır sırf bu yüzden. Muhterem hocama selam ediyoruz diyecekti bir izleyicimiz ama Çankırı'dan bir izleyicimiz var. Alalım. Ahmet Semerci hoş geldiniz Çankırı'ya selamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hemen hocama sorumu sorayım. Buyurunuz Ahmet Bey. Bu soruyu daha önce sormuştum ama şimdi tesadüfü Antalya'dayken yakaladılar bizi. Şimdi son günlerde ismini vermeyeceğim bir televizyon kanalında böyle sık sık da din konusunda işte kendisini otorite ilan eden bir arkadaş Adem Aleyhisselam'ın babasının olduğunu söyledi. Bu benim kafama takıldı. Bu konuyla ilgili zannedersem bir açıklamaya ihtiyaç var diye düşünüyorum sevgili hocamdan. Soralım muhterem hocamıza. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Afiyet diliyoruz. Çankırı'ya selamlar. Evet muhterem. Şimdi Hazreti Adem'den günümüze ne kadar süre geçtiğini biz bilmiyoruz. Kaç milyon sene geçtiğini biz bilmiyoruz. Veya kaç yüz bin sene neyse. Ve tarihin gideceği dönem de belli. Yani tarih, o tarih ilminin gittiği, işte eskiye doğru gittiği dönemler de bellidir. Bulguları alabildiği. Hiçbir zaman bu tarih ilmi Hazreti Adem'e kadar uzanmıyor. Ha, peki o zaman Hazreti Adem'le ilgili olarak veya ondan sonraki gelenlerle ilgili olan bilgileri biz nereden alıyoruz? İki kaynağımız oluyor. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de Peygamberimizin hadisi. Peygamberimizin hadisi de yine Allah bildirdiyse biliyorum. Veya diğer diyelim kutsal kitaplarda da bazı bilgiler var. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerle çelişen yerler var, uyuşan yerler var. Uyuşuyorsa o da makbulümüzdür o bilgi olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığını söylüyor. Evet. Peki toprağın anası babası nasıl olur? Böyle bir şey. Peki bu bir babası vardı dersek niye dayanılıyor acaba? Yani salt mantığa, efendim babasız çocuk olmaz. Derseniz Hazreti İsa Aleyhisselam. O zaman Hazreti İsa nasıl oldu? Nasıl onu da mı inkar edeceğiz? Kur'an-ı Kerim'de de var o açıkça. Yani doğrusu bu
tip iddialar, bu tip bilgiler neye dayanıyor? Hangi kaynağa dayanıyor? Merak edilecek bir şey. Yani eğer biz Kur'an-ı Kerim'i bir kitabımız olarak kabul ediyorsak, topraktan yaratıldı açıkça belli. Kur'an ifade ediyor. Min turabin diyor. Tüm yaratılış ortada yani. Yaratılış ortada. Yani dolayısıyla onlar itibar edilecek laflar değil. Kıymetli hocam, programın son 2-3 dakikasındayız. Biraz sosyal medya üzerinden istirham ediyoruz. Baki Duman hocama selamlar. Seferi olmayıp her türlü abdest alma imkanı olan bir insanın abdestsiz Kur'an okuması caiz mi? Ezberden okumasında bir sakınca yok zaten Kur'an-ı Kerim'i. Yani abdestsiz olarak ezberden okunması caizdir. Buna bir engel yok. Peki Kur'an-ı Kerim eline alabilir mi, alamaz mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in eline alınıp alınamayacağı da tartışmalı ama ağırlıklı görür. Kur'an-ı Kerim abdestsiz ele alınmaz. Niye? Bununla ilgili iki tane hadis kaynak, delil gösteriliyor. Birisi Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerime. Yani ayet-i kerimede ona tam temiz olanlardan başkası dokunamazlar manasında bir şey. Ama o ayetin bağlamı düşünüldüğü zaman farklı bir yere çıkıyor. Yani bizim bildiğimiz bu şekilde dokunma değil, böyle şeytanların ona muttali olamayacakları yönüne gidiyor. Ama bu ifadenin zahirinden hareketle bu Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayı da engelliyor şeklinde şey var. Ayrıca bir de Peygamberimizden rivayet edilen manada bir hadis var. Dolayısıyla bu görüşe göre Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el dokunmaz, dokunulmaz. Ama diyelim bu ayeti işte öteki manada alan ve o hadise belki muttali olmayan ve hadisi yeterli derecede delil olarak güçlü görmeyenler olabilir. Onlar da dokunabilir diyorlar. Ama tabii abdestsiz dokunmamak uygun olanı odur. Fakat okumakta bir sakınca yok. Muhterem hocam, Mehmet Avaz hocama selamlar. Değerli hocam, arkadaşlarla birlikte Görland Kutuplar Bölgesi'nde bulunmak üzere 15 arkadaş üniversite araştırma programı çerçevesinde burada olacağız diyor. 6 ay gece, 6 ay gündüz. Güneş yok diyor. Burada nasıl ibadet yapacağız, oruçlarımızı nasıl yapacağız? Muhterem hocamıza selam ediyor, hürmet ediyoruz, duasını bekliyoruz demişler. Bunu takdir edecekler. Takdir nasıl olur? Şöyle olabilir. Güneşin doğup battığı en yakın yerde. Oraya, o bölge. En yakın yerdeki namaz vakitleri hangi saatlere denk geliyorsa, o saatlerde namaz kılma. Şimdi bu şuna dayanıyor. Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerinden bahsederken, işte ileride bir gün gelecek ve Deccal'la ilgili, işte onun bir günü sizin bir yılınız gibi, onun bir günü sizin 40 gün yaşayacak, onun bir günü sizin bir yılınız gibi, işte onun bir günü sizin bir ayınız gibi, onun diğer günler sizin günleriniz gibi, bu anlamda bir hadis var. O zaman sahabiler soruyor, böyle bir güne yetişirsek namazı nasıl kılacağız? Biliyor ki Peygamber Efendimiz, takdir edeceksiniz. Bugün mesela bu bizim ülkemiz, bizim vatandaşlarımız açısından da problem teşkil eden yerler var. Mesela İsveç, Norveç, o İskandinav ülkelerinde yaşayan, çalışan vatandaşlarımız, Müslümanlar var. Onlar için de problem. Mesela bazen öyle oluyor ki, gerçi orada 6 ay gündüz gece olmuyor ama. Yazın da herhalde hocam, çok yani geç. Yani belli bir zamanda güneşin doğmasıyla batması bir oluyor neredeyse. Öyleymiş bazı zamanlarda. Yani bir taraftan hafif bir kızarıklıkla batıyor, hemen arkasından hafif bir kısarlıkla doğmaya başlıyor. Ramazan'da çok sorular. Ya bu çeşitli yani mevsimlerde, bu durumda olan yerlerde bir takdir yapılır. Tabii 6 ay gece, 6 ay gündüz olan o Grönland bölgesinde kutuplar, oralarda gerçekten varmış. Hatta ben, Allah rahmet eylesin, bir dostum orada çalışıyordu. 6 ay hiç diyor gece olmazdı. Ve uyuyamazdık da diyor, yani gündüz ışığın altında böyle bir problem. Bunlar takdir edecekler. Neye göre takdir edecekler? Demin söylediğim gibi vakitlerin olduğu en yakın yerdeki namaz saatlerine bakarlar. O saatlerde namazlarını kılarlar. Oruç da aynı şekilde. Oruç da aynı şekilde. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İlminizden istifade ettik. Allah razı olsun kıymetli hocamız. Sevgili izleyenlerimiz, yuvalarınıza huzur diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Cami mezhebine göre kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.